Sayın Başkan. Değerli hocalarım ve meslektaşlarım. Doktor Kutay Sağlam, İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakliyesi'nden geliyorum. Türk Cerrahi Derneği Bursu ve Sezai Yılmaz Hocam'ın desteği ve yönlendirmesiyle Indiana Üniversitesi'nde xenotransplantasyon ve 3D bioprinting organ yazımı üzerinde Burçin Hoca ile çalışmalar fırsatını buldum. Bu süreç içerisinde bana desteğini veren Cüneyt Kayalp Hocam ve Cemalettin Aydın Hocam'a da yine çok teşekkür ederim. Burçin Hoca bu toplantıya gelemeyeceği için sunumu benden yapmamı rica etti. Kendisi gelemediği için üzgün. Size selamlarını söylüyor. Bu değerli ortamda bana konuşma fırsatı veren düzenleme komitesine de yeniden çok teşekkür ederim. Ben karaciğer xenotransplantasyonunun şu anki durumunu, gelecekte neler olacak ve üzerinde benim de çalıştığım 3D bioprinting organlardan bahsedeceğim. Xenotransplantasyon Laboratuvarı'nın, Indiana Xenotransplantasyon Laboratuvarı'nın sponsorları. Şu anda Mayıs itibariyle UNOS bilgilerine göre Amerika'da karaciğer bekleme listesinde 15.000 hasta var. Bu grafikte normal bir transplant listesindeki hastaların ve transplantasyon ve donör dağılımını görüyoruz. Yıllar geçtikçe donör ve transplantasyon sayısında artış olmasına rağmen transplant bekleyen hastalar sayısı giderek artmakta. Fakat karaciğer transplantasyon listesinde bekleyen hastalarda durum farklı. Donör ve karaciğer transplantasyon sayıları artmasına rağmen, ki bu donör sayıları artık DCD donörler kullanıldıktan sonra artmaya başlamış, hastaların bekleyen listesindeki hastaların sayıları değişmiyor. Bunun sebebi de karaciğer bekleme listesinde organ beklerken hastaların kaybedilmesi. Son 20 yılda 50 binden fazla hastanın kaybediliyor organ bekleme listesinde ve çok ciddi bir organ açığı var. Bu organ açığını neyle kapatalım düşünüyorlar. Xenotransplantasyon öncelikle akıllarına geliyor. Xenotransplantasyon nedir? Organ, türler arasında organ, doku ve hücre nakli. Şu anda günümüzde domuzdan insana organ nakli. Dünya Sağlık Örgütü de bu konu üzerinde yoğun bir şekilde çalışmalar sürdürüyor. İlk olarak Starzl tarafından 1993 yılında iki tane insana babun karaciğer nakli yapılıyor. Bunlardan bir tanesi 70 gün yaşıyor ve 70 gün sonunda enfeksiyondan kaybediliyor. Şimdi babunlar terk ediliyor. Yani non-human primates dediğimiz maymunlar ve babunlar terk ediliyor. Sebebi şu, babunlardaki enfeksiyon riskleri, oradaki virüsler daha ölümcül. Babunların yetiştirilmesi ve temini zor. O da insanlar gibi yılda bir yavrulama yapıyor ve bunun temini yetiştirilmesi güçlükler var bunda ve etiksel problemler. Neden domuzları tercih etmişler? Domuzların temini çok kolay. Yetiştirilmesi kolay. Bir hamilelik döneminde 8-9 yavrulama durumları var. Ayrıca patojensiz şekilde üretilebiliyorlar. Non-human primatlara göre virüs riskleri, virüs enfeksiyonları daha düşük. Ayrıca organ şekilleri ve anatomik yapıları da insana çok benzer ve her gün binlercesi yemek için kesildiğinden dolayı etik problemleri maymunlara göre daha az. Yine bu domuz organlarının kullanımını dinsel açıdan baktığımızda 2017'de Baltimore'da bir toplantı yapılıyor. Üç büyük dinin temsilcilerinin toplantısında domuz organlarının insan hayatı kurtarma söz konusuysa kullanılabileceğini söylüyorlar. Fakat burada her şey iyi giderken neden biz domuzları hemen kullanamıyoruz? Çünkü bazı bariyerlerimiz var. Bunların bir tanesi immünolojik problemler. Domuzların endotel üzerinde galaktozil amiltransferaz denilen bir enzime insan antikorları direkt olarak saldırıyor ve endotel hasarıyla beraber
hiperakut rejeksiyona sebep oluyor. Diğeri de koagülasyon faktörleri arasındaki farklılıklar. Bunlar da trombotik mikroanjiyopatiye neden olmakta ve bunlarla beraber kanama meydana gelmekte. Buradaki problemleri genetik, gelişmiş genetik mühendisi ve az sonra değineceğimiz CRISPR teknolojisiyle domuzların genetiğini değiştirerek aşmaya çalışmışız. Yine Lancet'te Burçin Hoca'nın bir yazısında acaba bu xenotransplantasyon bir devrim mi diye yazmış. Bu yazı Independent gazetesinde de acaba gelecekte organ kaynağı olarak domuzları mı kullanacağız diye başlık atmış. Yine Hürriyet gazetesinde de gelecekte domuzlar organ kaynağı olarak kullanılacak ve organ naklinde kullanılabileceğinden bahsediyor Amerikalı bilim adamları derken yazı yazan Burçin Hoca'ydı. Burada 2012'de nakil edilen, transplante edilen yabancı yani xenograftlerin survival'larını görüyorsunuz. Bu da 2019'daki son survival oranları. Kalp naklinde 1000 güne ulaşıldı. Yani bunlar non-human primat çalışmalar. Yani pigden babuna transplantasyonların sonuçları. Karaciğerde de 29 güne kadar gelebilebildi. Şu anda karaciğerin xenotransplantasyondaki durumuna bakarsak, acaba karaciğer naklinde xenotransplantasyon bir köprüleme, bir iç olarak kullanılabilir mi? Allotransplantasyon öncesinde. Acaba hangi hastalara öncesinde xenotransplantasyon yapıp da zaman kazandıralım diye bir düşünce var. Normal kadaverik graft bulunana kadar. Bunda da bazı kriterler var. 2009 yılında Burçin Hoca bunları tanımlamış. Orada da baktığımda yine average 4 ensefalopati, işte primer non-fonksiyonu graftlerden bahsediyor. Fakat bizim elimizde şu ana kadar non-human primatlardan, yani domuzdan non-human primatlara yapılan karaciğer çalışmaları çok sınırlı. Toplam 10 hastalık bir seri Pittsburgh'dan Burçin Hoca'ya ait ve bunların immünsüpresif protokollerini görüyorsunuz. Auxiliary transplantasyonlar da var. Fakat bunların yaşam süreleri ortalama 7 ya da 9 gün. Bir tane auxiliary de 15 güne kadar yaşam süresi var. Bunlar peki neden erken yani 7 günde 9 günde ölüyorlar? Genetik teknolojiyle beraber domuzların ilk hiperakut rejeksiyonu önleyen antijenleri değiştirilerek immünsüpresyonla beraber reperfüzyondan 2 saat sonra bir biyopsi alınıyor ve hiperakut rejeksiyonun olmadığı görülüyor. Bundan sonra babunlar yaşadığı için artık karaciğer fonksiyonlarının değerlendirme imkanı oluyor. Ve karaciğer fonksiyon testleri, koagülasyon faktörleri, domuza ait koagülasyon faktörleri, domuzun liver karaciğerin sekresyon düzeyi ve domuzun karaciğerinden üretilen proteini West End Blotting'den tarama imkanı bulunuyor. Örnek verecek olursak, alenin transaminaz enzimi normal insanlarda transplantasyon sonrası ilk başta yüksek, sonra da babunlarda da normal seviyeleri düşüyor. Yine INR oranlarında fazla bir değişiklik görülmüyor. Fakat bu transplante babunlar neden ölüyor? Ölmesinin sebebi ciddi trombositopeni. Yani bu hayvanlarda mikroanjiyopatik trombositopeniye bağlı spontan kanamalar nedeniyle hastalar yani babunlar ölüyor. Sadece bir tane 2017'den bir çalışma var. 29 günlük bir survival sağlanmış. Bunda da aşırı kan hücre transfüzyonu, kan ürünleri transfüzyonu ve şu anda şeyde kullanılmayan CD40 gibi kostaminoten bir immünsüpresif kullanılmış. Fakat bu çalışmalarla beraber genetik mühendisliğin bunların üstesinden gelip domuzların geleceğin organ kaynakları olduğuna dair ciddi çalışmalar var ve basın da bunu destekliyor. Önemli dergilerde de xenotransplantasyonlar üzerine, xenotransplantasyon konusu üzerinde yazılar çıkıyor. Son olarak gelişen DNA genom, DNA'daki CRISPR teknolojisiyle yani bazı
belli bölgelerin kesilip atılması teknolojisiyle de hiperaküt rejeksiyonla baş edilebildikten sonra xenotransplantasyon acaba geri mi dönüyor soruları var. Yine Science dergisi 2017 yılında bunu kapak yapıyor. New York Times gazetesinde de her gün 20 Amerikalı diyor bekleme listesinde hayatını kaybederken acaba geleceğin organ kaynağı domuzlar mı olacak diyor. Ve Futurism dergisinde de artık tartışmanın şeyi yok diyor. Yani xenotransplantasyon artık yapılıp yapılmayacağı tartışılmıyor. Ne zaman yapılacak konusunda bunlar konuşuyorlar. Ve son olarak da FDA'den clinical çalışmalar başlamasına 2020 ve 2021 yılın için izin alınıyor. Artık FDA onay vermiş durumda. Şimdi benim de üzerinde çalıştığım 3D printing organ yazımıyla ilgili konudan bahsedeceğim. Indiana Üniversitesi'nde biyomateryalsiz, yani scaffold free dediğimiz hücrelerin hücre topları sifiroidler haline getirerek iğneler üzerine dizilip ve sonrasında kendi ekstraselüler matrikslerini salgılayarak maturasyonla oluşturdukları dokudan bahsediyoruz. Bu bir hücre topaklarının yani hücre toplarının 96 kuyucuklu tabakalar, 96 well plate'de robot tarafından alınıp bioreaktördeki iğnelere dizilmiş videosu. Bunlar 40 bin hücreden, ortalama 40 bin hücreden oluşan sferoidler yani hücre topları. Bunları mikro iğnelerle robot alıyor. Şimdi bunu daha hızlandırılmış bir videoda göreceksiniz. Ve Kanzan dediğimiz iğnelere diziyor tek tek. Buradan sferoidleri şimdi hızlı bir şekilde görüyorsunuz nasıl dizmiş. Burada sferoidlerin birinci gündeki mikroskop altında görüntüsü. Günler ilerledikçe hücreler arasında sinyal iletişimine bağlı ekstraselüler matriks salgılamasından dolayı hücreler birleşiyor ve matüre hale geliyor. Görüntünün bir tanesinde iğneden kenzandan çıkartılmış doku, diğerinde de cep telefonuna çekilmiş dokunun görüntüsü. Yani bir karaciğer dokusu. Bu domuz karaciğerinin 3D printing'de yazılmış hali. Bunları xenotransplantasyonda nasıl kullanıyoruz? Genetiği değiştirilmiş domuzların hücrelerini, endotel hücrelerini ya da karaciğer hücrelerini firmalardan satın alıp belli oranlarda hepatosit, stellat sel, endotel sel belli oranlarda kombine edip sferoidler oluşturup bunları bioreaktörde insan serumuyla çarpıştırıyoruz. Bunlar sonrasında oluşan antikor düzeylerine göre de hangi genetik yapının değiştiğini, hangi genetik yapının acaba daha uygun, doku uygunluğunun olabileceğini test etmemize yardımcı oluyor. Bu da yine aynı şekilde 3D bioprinted karaciğer hücresi. Bunlar bioreaktör dedikleri, buna fabrika deniyor. Kendi patentlerini aldılar. Orada perfüze edildikten sonraki dokunun görüntüsü. Benim de orada yaptığım çalışma scaffold free, yani kasnaksız olarak insan ekstra hepatik safra hücreleri kullanarak safra kanalı üretmekti. Bunu da Toronto ILTS'e gönderdik. En iyi 3 çalışma arasına girmişti. Bu da benim orada çalışmasını yaptığım safra kanalının cep telefonundan görüntüsü. Gelecekte ne olacak? Gelecekte kök hücreler bunu 3D printing'de kullanılacağı düşünülmekte. Yani siz gideceksiniz, deri hücrelerinden bir doku örneği alınacak. Bu doku örneğinden karaciğer hücresine dönüşüm olacak ve sizin karaciğer hücrenizden size özel karaciğer yazılacağından bahsediliyor. Bu neyi getirecek? Artık kendi hücrenizden olduğu için immün süpresyona gerek duymayacaksınız. Rejeksiyon da olmayacak ve toleransta da sıkıntı olmayacak. Bunlara aktarılan paralar farklı yerlere kaydırılacak. Peki sınırsız organ yani xenotransplantasyon ve 3D printing ile basılan organlar sonunda ne getirecek? İstanbul Deklarasyonu'na beraber organ trafiğinin önünü kesmiş olacak. Bu da hocamın koyduğu Starzl ve kendi hocasıyla beraber resmi.
Hepinize teşekkür ediyor. Ben de teşekkür ederim.